Efendim Halk Bir ekranlarından selamlar. Cyberpunk'la alakalı bir haberimiz var ama öncelikle bir kampanyadan, bir hediyeden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 4 tane Assassin's Creed Odyssey'in PC versiyonunu Voidr ile birlikte siz izleyicilerimizden 4'ünü hediye edeceğiz. Bunun için açıklama kısmında linkleri bıraktık. Instagram veya Twitter'dan size katılabilirsiniz bu olaya isterseniz. Bu arada Voidr'da şu anda hep oyunun fiyatlarının pahalılığından bahsediyoruz ama güzel indirimler var. Hatta bir tane Assassin's Creed Odyssey kendisi şu anda 210 liradan 148 liraya düşmüş durumda. Steam'de de 310 lira civarı bir fiyatı var yani. O 210 lira Void'da indirimsiz fiyatı. Evet, indirimsiz fiyatı öyle ben yazıyor. 210'dan 144'e düşmüş durumda. Başka oyunlar da var şu anda. Bakmak isterseniz Void'un da internet sitesini açıklama kısmımızda bulabilirsiniz. Aşağı yukarı bu 10 gün sürecek bir çekiliş olayımız olacak. Bir de bizim çekilişimiz yetmezse eğer Void'da şu anda bir çekiliş yapıyor. Kendi sitelerine girdiğiniz zaman sağ altta çekiliş butonunu görebilirsiniz. Oradan da çekilişe katılabilirsiniz. PUBG falan da var. Başka oyunlar da var. Eğer ucuz oyun arıyorsanız şu anda güzel kampanyalar benim var. Benim de gözüme Frostpunk çarptı. Ha yani, senin de oyunun o. Evet, oyundan bir indie oyunları da var. Yılın indie oyunu. Bu kültürsüzlerin öyle de oyunları oynamıyorsanız arkadaşlar. Falan diyor. Yok, o kaç para diye sormuş. Ha, o pardon, duymadım onu. Ya Steam'de 50 liraya yanılmıyorsam şeyde 35 lira gibi bir fiyat hızlı diyordu. Şu anda Void'da. Evet, Void'da. Ucuz. Çok not da almadım ama bayağı uygun fiyat. Allah vergin versin. Şimdi gelelim gündem haberlerimizdeki diğer konulara. Cyberpunk'la bizzat konuştuk, haberleştik. Kanıtları var ve oyunun önce Türkçe olacağını sandık ve çok sevindik. Sonra da Türkçe olmayacağını, henüz kesinlik olmadığını öğrendik ve çok üzüldük. Nerelere giden? Olay biraz saçma ve karışık bir olay. Biraz da Bilkom'un sosyal medyasını ilgilenen arkadaşın kafasının karışıklığıyla alakalı diye tahmin ediyorum. Şimdi olay şöyle oluyor. Bizim Şefik Akkoç, Gamer Roko bir ekran görüntüsü paylaşıyor ve Bilkom'a diyor ki, Bilkom bu arada CD Projekt Red'in oyunlarını Türkiye'de dağıtan firma. Hangisi doğru diye soruyor Şefik. Diyor ki, yani oyun çıkacak mı Türkçe olarak, çıkmayacak mı diye. Bilkom da o zaman kesin değildi, kusura bakmayın. Şu anda bakıyor. Ananızın nikahı! Abi sustular lan. Korona için kusura bakmayın arkadaşlar. Bilkom da diyor ki, kusura bakmayın, o zaman net değildi. Evet, oyun Türkçe olarak satışa sunulacak. Lelelay lelelelelay derken ben de paylaştım bunu. Sonra ne hikmetse Bilkom'un attı tweet'in altına değil, benim tweet'imin altına Cyberpunk cevap atıyor. Hani niye oraya atmamışlar da bana atmışlar? Bilkom'a ayıp olmasın diye mi bilmiyorum ki. Sana özel, o kadar biçil övdün. Evet yani. Sen bir özel bir açıklama yapılacaksa senin üzerinden yapılmalı. Aynen. Oyunumuzda 16 tane dil bulunmaktadır diyor. Çok da umurumuzdaymış gibi. Oyuna gömüyorum şu an. Niye söylüyorsun? Niye iyice özendiriyorsun ya? Onu söyleme bari. Fakat Türkçeniz o diller arasında değil. Ancak olayı kapatmış değiliz. Yeni diller ekleyebiliriz. Resmi bir açıklama bekleyin diyor. Ya Bilkom'dan daha resmi nasıl bir açıklama olabilir? Cyberpunk'tan gelen bir açıklama olabilir herhalde. Neye inanacağımızı şaşırdık derken Cyberpunk olayı özetledi. Bilkom'la da konuşulmuş daha sonra. Ninsu vardı Log dergisinden. O da Bilkom'la konuşmuş. Hala görüşmeler devam ediyor demiş Bilkom'da. Herhalde sosyal medya yönetenlerin orada bir yanlış haberi duyumu. Bayağı bir olay yarattı. Yani çünkü ilk başta hayır diyorsun. Sonra başka bir tweet atıyorsun. Evet, Türkçe olacak. Sonra bir de üzerine Şefi'ye cevap veriyorsun. O eskiydi, şimdi yenisi böyle. Türkçe olacak diye. Sonra enteresan. Cyberpunk geldi, dedi ki, yani bilmiyorum. Ben beyler kafalıyorum Cyberpunk'ı. Siz benim tweet'in altına yürüyün. Ne var ne yok, yapıştırın tweet'in altına. Ben başladım zaten çevirmeye arkadaşlar. Bizzat sunacağım da. Tamam, getireceğiz dedikleri zaman. Yani dün sen çeviriyorsun. Dün tak gibi bir tamam, ya da getirecek üçümüz dublaj yapalım. Bütün karakterlerimiz. Aynen. Merhaba, hoş geldin. Diye. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ya böyle bir durum var. Umarız oyun Türkçe çıkar ama orada kafalar karışık yani. Göreceğiz bakalım ne biteceğini. Çok büyük bir oyun. Türkçe çıkması da zor. Mesela aslında iki konuya değinelim Türkçe buradan. Türkçe çıkmasa da satılması biraz zor. Yani herkes evet, alamaz. Şu an zaten satılması çok zor. Abi Türkçe... O ayrı konu da evet. Benim en çok merak ettiğim, bırakın şimdi Türkçe'yi falan. Türkiye'ye özel fiyat gelmişti Witcher'a. Evet. Yani bayağı özel fiyattan çıkarmışlar Türkiye'ye. Yani, genel aynısını yapacaklar. Konsolda çok etkili bir şey değildi yanılmıyorsam ama bayağı şeyde kutulu olarak PC'de 80 liraydı oyun. Tabii konsolu bile yani. Dönemine göre mesela 260 evet. Liraysa 200 liraydı. Yani. Ha, ateş mesela. Pahası değildi konsolda. Değil, 200 lira falan var ya, üf. 200 lira Witcher oynuyorsun çıktığı gün. Abo şu an düşünülü hayal yani şu anda. Geçen bir arkadaş işte Twitter'dan yazmıştı. Oyun 360 liraya aldım diye sevinecek hale geldim abi falan diyor. Red Dead Redemption 2'ye zam geldi. 300 lirayken almış oyunu. 300 liraya aldım diye seviniyordu arkadaş. Vallahi durum o halde. Ya benim 300 üst limitim. Yukarısına yok. Ne oyun olursa olsun. Peki bir oyun bahsedeceğimiz, bir oyun değil aslında, bir kampanya. Bu imza kampanyalarıyla ilgili sizden çok mail geliyor. Twitter'dan çok şey yapıyorsunuz. Şimdi yakın zamanda bir imza kampanyası başladı. Ben de daha yeni fark ettim. Aslında bayağıdır da varmış bu. Donanım Haber'de yürümüş. Bölüm sonu canavarında da bir haberini gördüm. PlayStation
İngiltere'ye, yani PlayStation'ın direkt Türkiye'nin bağlı olduğu kuruma atılan bir şey. PlayStation Türkiye İngiltere'ye bağlı diyebiliyorum ben. İngiltere'den hatta PSN fiyatlarını benim bildiğim kadarıyla İngiltere'den ayarlanıyor diyebiliyorum ben. Yani PSN evet, Türkiye... Onlar çoğu şeye karar veriyor. Ya PlayStation Türkiye oturduğu yerden şunun fiyatı şu olsun demiyor da İngiltere şubesinden orada bir müdahale geliyor diye. Bütün Avrupa'nın merkezi bildiğim kadarıyla İngiltere'deki ofisleri. Bizim arkadaşlar da oyuncular da toplanmışlar ve İngiltere'ye mail atmışlar. Durum açıklamışlar. Demişler ki bakın oyunlar çok pahalı. 460 lira olmuş. Bizim ekonomimiz evet iyi değil falan ama şu anda bir asgari ücretin 3'te 1'i kadar oyun parası vermemiz gerekiyor. Türkiye'de böyle olursa oyun almak imkansız hale gelecektir diye anlatmışlar. Bayağı da mail atmışlar. Hatta PlayStation İngiltere'de bu maili gördü ve konuyla ilgileneceğine dair bir mesaj da yollamış. Şu anda o yüzden konu böyle havada kalmış durumda. Hatta bu sebeple biz de röportaj yapacaktık. Onu bekletiyoruz şu anda. Bizim de PlayStation Türkiye'yle bir röportajımız olacaktı bu sorular ve şeyler üzerine. Onlar da sağ olsun. Ben dedim ki bunları bundan sormak istiyoruz. Biz de cevap vermek isteriz dediler ama şu anda bir bekleme durumda. İngiltere'den çıkacak karar bekleniyormuş gibi. Çok siyasi bir şeyden bahsediyormuş gibi olmadı mı yani? İngiltere'den gelecek kararı bekliyoruz şu anda. Evet, kapatıyorlar. Çıkın lan Türkiye piyasasından diye. Aman Allah korusun öyle bir şey istemiyoruz. Şimdi burada pound'la satacağız bundan sonra. Kullanıcılar diyor ki mesela oyunların fiyatı düşsün. İşte bilmem ne piyasasında bu oyun ucuz, bilmem ne piyasasında bu oyun pahalı. Bizim piyasamda çok pahalı oluyor bu oyunlar falan diye bir ton muhabbet dönüyor şu anda. Ve evet pahalı, bu hepimizin kabul ettiği bir şey. PlayStation İngiltere'ye mesaj atmak bunu çözebilir mi? İnşallah çözebilir. İnşallah sabit kurla. Ya Steam gibi yaptığı gibi, Steam'in yaptığı gibi bir şeyler yapılabilir ama orada iki problem var. Bir tanesi PlayStation kendi oyunlarına ayar çekse bile Activision'ın, Rockstar'ın oyunlarına ne kadar ayar çekebilir? O konu çekemez. Ayrı. Ne diyorsun ya? Evet, belediye başkanımız da şu an bizimle. Hay belediye başkanımıza saygıyla anıyoruz şu anda. Ne inanıyorsun, yapıyorsun? Yerel seçime bile gelmedik ya. Geri dönüyorum olaya. Neyden bahsettim? Ben fiyatlardan, ekonomimiz ya. Ekonomi dedikçe belediye başkanları arayamıyor. İyice mesaj mı vermeye çalışıyorlar? Konuşmayın bu konuları. Şşt oğlum bak sakin ol. Evet, asıl problem ekonomimiz, maalesef ekonomimiz iyi değil. Çok net olarak baktığınız zaman, fiyatlara da bakacağınız zaman görebileceğiniz bir şey. Oyunlarda fiyat artışı pek çok sektörde de şu an insanlar şikayetçi pek çok konuda. Hatta bazı sektörler de bizim sektörde, biz şimdi mesela kullanıcı tarafından sabitlemek istiyoruz fiyatları. Evet. Diyoruz ki ne olur sabitleyin diye, bazı sektörlerde mesela devlete şu fiyatları sabitleyin yoksa biz burada ticaret yapamayacağız diyor. Yani şu an ülke olarak bazı konularda evet bir sıkıntımız var. Umarım aşacağız bu sıkıntıları, yoksa bu fiyatlarla İmkansız yani. Bizim bu işleri yapmamız da iyi. Kime ne anlatacağız yani? Bayağı bundan sonraki videolarda şöyle atmamız lazım. Şimdi kimse oynayamıyor arkadaşlar bu oyunu. O yüzden başlangıcından itibaren anlatıyorum diye herkese açıklamak gerekiyor yani. O durumda istemediğimiz bu durum. Ya PlayStation İngiltere'nin en büyük problemi şu. Şimdi bağlayacağım haber şu. Bu başka PSN'lerde de ucuza bulma durumu var ama nedense Türkiye'de sabitleme durumu yok diğer PSN'lerdeki gibi. Hangi PSN'lerde sabitleniyor bilmiyorum. Onu da söylemiş olayım ama başka PSN'lerde ucuza bulabiliyorsunuz oyunu. Araştırırsanız eğer. Evet. Bazen de pahalıya bulabiliyorsunuz. Bu dönemsel bir şey. Şu anda hatta tüm yurt dışında, tüm sitelerde olmasa bile bayağı bir sitede Türkiye şu anda en ucuz oyun alabileceğiniz yer diye haber olmuş durumda. Yani bayağı bayağı yurt dışındaki Avrupalı oyuncular Türkiye'deki PSN'ine saldırıyor. Türkiye'den oyun almak için. Şu anki fiyatlarla bile düşünün. Hani pahalı bize gelen adamlar için en ucuz PSN diye haber oluyor sağda solda. Karşılaştırma da yapmışlar işte. Atıyorum bilmem ne oyunu şu anda işte sallıyorum şu an. Avrupa'da şu kadarsa Türkiye'de şu kadar alabiliyorsunuz. Koşun alın. İşte çok uyguna bulabilirsiniz gibi bir durum var ortada. En büyük problemleri bu büyük ihtimalle. Zaten insanların kafasını karıştıran nokta da bu. Sabitlese bile kuru diğer PSN sahiplerini nasıl Türkiye pazarına dalmaktan egal edebilirler abi, onu bilmiyorum. Steam bunu Türk lirasına geçtiği zaman çözdü. Şöyle çözdü. Nasıl çözdü abi? Türk lirası hani ile aynı gün bölge kilidi açıldı. Zaten bizden önce Rusya'da vardı işte gene keza bölge kilidi. En büyük olay o. Evet. Asya tarafında vesaire falan vardı. Şimdi sonuç itibariyle Asya'da bazı ülkelerde de yine uygun fiyatlı olarak satılıyor. Hani bazı oyunlar ve yani niçin Türkiye'den alırken oradan almasın insanlar? Demek ki bence bazı yerlerde bölge kilidi zaten uyguluyor olabilirler. Niye bizde uygulamıyorlar? Mesela evet, bu. Onunla alakalıyorum ben de. Mesela bölge kilidi olan yerler var mı? Evet. Hani oraya özel. Varsa bizde niye yok? Eğer hiç yoksa bize özel böyle kilidi gelmesi çok ütopik bir istek olur mu? Yani belki gibi olabilir. Duruyor. Çünkü konsolda daha fazla bölgeye ayrıldığı için hepsine ayrı ayrı. Yani Steam daha farklı bir platform. Tabii. Şeye göre farklı alışkanlıklar var en azından. Evet. Ama ya şey, bir de lüks olarak tüketim olayı da var. Konsol oyunuyla PC oyunu aynı kategoriye de girmiyor ya. O da fiyat etkiliyor. O da bir problem. O zaten ayrı bir problem ama hani orayı belki lüks tüketim ama kimse tabii devlete gidip de şey yazmıyor şu an. Biz her oyuncular olarak da biliyoruz çünkü öyle bir şey olmayacak. Yani PlayStation belki yapar ama devletin çok bakacağını zannetmiyorum. Ya lüks tüketim vergisini kaldırsanız da biraz düşse falan ya, diye bir şey olacak. Kaldırmasına da gerek yok aslında bakarsan. Yani vergiler eklenmeden atıyorum 300 liraysa bu oyunun fiyatı 150'ye düştüğü zaman vergiler sonuç itibariyle şey. Hani biz 150'ye değil de 210'a alacağız. Vesaire vesaire. Önemli çok olan oyunun fiyatı o. Evet. Her zaman için. Tamam, vergi gene bize yansıtın.
ama en azından vergisiz fiyatını gene yarı yarıya ya da işte kaça kaçtan kaça indireceksiniz. Ya o olmaması için bir sebep yokmuş gibi geliyor. Sadece yönetim bazında yaklaşmamalarıyla alakalı gibi geliyor bana. İşte artık bu Avrupa ofisi mi karar veriyor yoksa genel bir merkezi var oradan mı karar veriliyor? Bilmiyorum ama yani sonuç itibariyle ya yapılamaması için bir sebep yok. Çünkü yapan bir dünya şey evet, var. Yapılması yani bunlar da Japon sonuçta. Japonlarda işler farklı işliyor. Nintendo, Sony. Asya tarafında evet öyle bir durum var maalesef ama. Ya artık bu saatten sonra bilmiyorum. Yani yapabileceğimiz tek şeyi insanlar olarak yapmışlar zaten insanlar. Fiyatlarla ilgili mail atarak yani. Ben başkası şaşırdım vallahi. Takdir ediyorum arkadaşlar. Ben kesinlikle. Çünkü ben böyle bir şeyin sonucu ulaşacağını falan düşünmüyorum. Gerçi ulaşıp ulaşmadığı da ayrı bir muamma şu anda. Yani belli değil ama en azından sesler duyurulmuş. Ben hani çok fazla imza kampanyalarının bir şey değiştirdiğine inanan bir insan değilim. Global anlamda. Kusura bakmayın. Yapımla alakalı. Özür dilerim. Ve ben gördüm. Eğer daha önce görseydim gene destek verirdim. Söylerdim. Şimdi gördüm. Şimdi söylüyorum. Başka bir konudan bahsedeyim. Gene imza kampanyasıyla alakalı. Bundan da bahsedeceğim ama destek konusunda söyleyeceğim sadece. Olay şu. Rockstar'ın Red Dead Redemption 2'nin Türkçe olmasıyla alakalı. Bir ara bir imza kampanyasıyla alakalı bir şey gelmişti bana. Çok hala var mı şu an bilmiyorum ama Rockstar'ı maalesef ki Rockstar böyle bir firma arkadaşlar. İmza kampanyasıyla hayatta fikrini değiştiremezsiniz. Evet. Pardon Türkçe olması değil PC'ye çıkmasıyla alakalı imza kampanyası vardı. Hele PC'ye çıkması konusunda hayatta Rockstar'ı yani imzayla hemen. Aa imza gelmiş hadi yapalım falan diyecek bir firma değil maalesef. Ki onlar PC'ye çıkaracaklardır. Onların bir iş planı vardır şu anda. GTA kafasında olduğu gibi. Çok net. Bir de şey var az evvel dedin ya hani imza atmak ya da ne bileyim işte mail atmak çok bir şey değiştirmiyor vesaire. Yani öyle demeyeyim. O yanlış olur. Yani bazı konularda inanmıyorum. Yoksa çok şey değiştireceğine inanıyorum. Tam oyu oluşturmak çünkü. Aynen o konuda ben de ekleyecektim. Şimdi mesela hani PC'ye de gelsin mevzusunda ya onu iplemezler çok fazla. Ama öte yandan aynen mesela Sony'nin işte Avrupa merkezinde mail atma mevzusu işte o tip şeyler değiştirebilir. Çünkü çok daha mantıklı, çok daha makul bir istek var ortada. Bir de niş bir kitleyle. Şimdi evet. Rockstar'ın PC'ye oyunu çıkartmasını istemek Rockstar'ın tüm iş planıyla alakalı bir şey. Yani bayağı şirketin tüm yapısıyla alakalı bir şey. Yani oyun siparişi vermek gibi bir şey. Şöyle şu olsun bana bir oyun yap demek. Evet. Yani işte oyuna şunu ekleyin falan. Cyberpunk'a mesela TPS yap demek gibi bir şey bu yani. Ne kadar sorarsan adam yapmış kurgusunu orada. Hani bir anda orada imzalar geldi TPS yapamaz ki oyunu. Oyunu stratejiye çevirin. Tamam abi çeviriyoruz. Ona da yaptılar galiba imza kampanyası. Yapmışlar kesin. Eminim ki olmuştur o da. Ya GTA ama İstanbul'da geçsin diye kampanyalar vardı mesela. Bir ya şöyle global şeylerde biraz zor ama mesela PlayStation Türkiye yapılan gibi mesela Cyberpunk'ın Türkçe olması için imza kampanyası. Bak bu olabilecek bir şey. Neden? Çünkü CD Projekt Red Polonya kökenli bir firma. Yani Avrupa kökenli bir firma. Ve işleri aslında ilk başta lokalizasyonla başladı. Yani firma oyun yaparak girmedi bu sektöre. Lokalizasyonla girdi. Yurt dışındaki oyunları Polonya'ya dağıttılar. Ve yerelleştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Zaten o yüzden 16 tane dilde çıkarıyor adamlar. Keza bir 3-3 gibi bir oyunda Türkçe çıktı. Hani bu da güzel bir şey gayet. O yüzden o adamları mesela ikna edilebilir. Ama adamların elinde de bir satış rakamı vardı bir 3-3'te alakalı. Yani deli gibi ödüller almış tüm dünyada bilmem kaç satmış oyun. Türkiye'de eğer bu kadar sattıysa demiyorlardır umarım. Mesela Uncharted 4'ü biliyorum ben ki PlayStation oyunu, özel oyunu. 100 bini geçti diyorlardı Uncharted 4 için ki bence iyi bir satış rakamı 100 bin. Bayağı Türkiye için çok iyi bir rakam yani ki bunlar hani bandrollü oyunlar falan bir de işin işte gray market dediğimiz daha ölçümü yapılamayan yerleri de var. Oralarda kaç sattı bilmiyorum ama iyi satmış bir oyun var, örnek var karşımızda. Olay bu. Ama Rockstar tabi burada sanki hani burnu havada çok sunup tiplermiş gibi şey yapmayalım. Tabii, isimleri zaten Rockstar ister istemez. Yani tabi nihayetinde herkes yaptığı oyuna bakıyor. Adam iyi oyun yapıyorsa diyecek bir şey olmuyor adama yani. Saygılar diyorsun. Ama Rockstar bir hem üzücü hem trajik bir haber diyebiliriz belki. Bir haberi de ev sahipliği yaptı. Hollanda'da yaşayan bir oyuncu galiba tam hastalığın adını bilmiyorum. Teknik bir terim yazmışlar ama sanırsam ileri derecede bir kanser. Çok artık hakikaten yani hani ölüm döşeğinde bir arkadaş bu. Ve kendisi artık hani hayatının son aşamalarında. Son birkaç haftamı yaşıyorum demiş. Demiş kendisi. Yani Facebook'tan da bununla mesaj yapmış. Ve kendisi çok büyük bir Red Dead Redemption hayranıymış. İkinci oyunda çok bekliyormuş. Ancak hani ömrünün yetmeyeceğini düşündüğü için babası, arkadaşın babası şey yapmış. Rockstar'la iletişime geçmiş. Rockstar'ın Hollanda kısmıyla. Bak burada mesela Rockstar'ın Hollanda şubesi olması ne kadar önemli. Mesela Türkiye'de böyle bir arkadaş olsa Allah korusun ama Rockstar Türkiye. Hoş geldiniz beyler. Buyurun. Ya hani öyle bir şey yok yani. Kimse iletişime geçemez. Rockstar Hollanda'da bu talebi kabul yani bu talebi karşılamak istediklerini söylemişler. Ana merkeze yazmışlar. Ana merkezde okeylemiş ve Rockstar Hollanda'dan iki tane yetkili oyunun bir kopyasını alıp arkadaşın evine gitmiş. Çocuk da yazmış hani sadece bir öğleden sonrası için oynayabildim. Sonra geri aldılar oyunu tabii ki de demiş ama çok unutulmaz bir durum demiş. Tabii geri almaları çok anormal bir durum değil yani. Ama böyle bir güzelliğin de içerisinde yer almaları hoşuma gitti açıkçası. O yüzden paylaşmak istedim. Yani hep böyle gömüyoruz olmasın ama güzel işte. Artık hani ölmeye yakın bir arkadaşımızın son isteği gibi bir durummuş bu. Ve onu da gerçekleştirmişler bir noktada. Kendisine de ailesine de
hayatta ne diyeyim artık yani. Umarım güçlü durabilirler diyeyim. Bu tarz şeylerde ne deneyeceğim de hiç bilmiyorum yani. Zaten zor bir şey. Bizi izlemedikleri için. Çok önemli ama o, bizi o izlemez ama başka bir durumda olan başka bir insan izliyor olabilir. Yani o yüzden. Vay be helal olsun der değil mi? Yani vay be helal olsun demez de adama yanlış olmasın diye tabii, söylüyorum. Tabii. Ha, onu demek istedim yani. Öyle. Bu kadar mı? Ne üzerine söyleyecek hiçbir şeyiniz yok muydu? Bir anda modu düşürdük bayağı. Böyle duruyoruz falan. Neyse geçiyorum bayağı. O zaman. Fallout 76 biz adını anmamızı bekliyordu herhalde kendisi. Olan daha dünkü videoda Fallout 76 için ne dedik biz? Hiç ne konuşulmuyor dedik. Kimsenin umurunda bile değil mi bu oyun? Niye kimse bahsetmiyor dedik. Bugün oldu. 50 tane videosu geldi oyunun. Çünkü Bethesda. Bethesda'nın hıyarlı. Yani insan hadi çağırmıyorsun bir haber verir. Değil mi? Yani. Yakında geliyor falan diye. Bethesda Amerika'daki basını toplamış birkaç tane adamı falan. Fallout 76 yapmışlar bir 3-4 saat. Bir sürü de video çıktı tabii oyunla alakalı. Genel olarak yorumlar çok olumlu değil. Onu söyleyebilirim. Oynayanlar memnun kaldıklarını söylüyorlar ama hiç şunu görmedim. Oynadım ve aşık oldum. Yani. Oynadım. Güzel ama iyileştirilmesi gereken bazı yerleri var falan diyorlar. Yorumlarda da hep şey var. 60 dolarım cebimde kalacak. Oh çok güzel. 60 doları harcamama gerek kalmadı falan. Yani bayağı bir şu anda çok büyük bir yapım. Çok böyle önemli bir yapım olarak gördüğümüz bir yapımı yok yani şimdi. Öyle bir yapım yok. Ya zaten benim şahsen çok büyük beklentim yoktu. Ama bu kimse zaten online oyun. Şu an henüz erken bence. Yani ilk başta zaten çoğu oyunda bunu görüyoruz. Hani bir topal topal başlıyor. Sonradan toparlanırsa toparlanabiliyor. Ben Bethesda belki daha iyi olabilir ama çok umutlu değilim ben. Ya ben de oynadıkça kendini gösterecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Bethesda yapıyor. Boru değil yani de. Ya şey sadece çok anlamsız geliyor bana. Şimdi Red Dead Redemption 2 çıkacak. Yani tamam çok kıyas götürecek bir oyun değil ama 60 dolar istiyor. Online'ı var. Hikayesi var. Fallout 76 çıkacak 60 dolar istiyor. Online'ı var. Ve hikayesi online olmasını. Online'da nasıl var o da? Yani nasıl var? Hikayesi olmasını bekliyorduk. O da yok. Hani yani bir oyuncu olsam ve 60 dolarım olsa sadece konsol tarafı çıkacak. Biz tarafında tabii Fallout 76 tek kalıyor orada da. Yani çok böyle düşünmeden paramı verebileceğim yer belli olur genelde. Ama tabii erkenden böyle bir gömmeye işte oyun şöyleymiş öyle demeye gerek yok. Potansiyeli kesinlikle olan bir oyun Bethesda yaptığı için. Bakmak gerekecek yani. Bu kadar. Bas bas. Bas kornaya. Güzel bas. Güzel bas. Son bir haber bu. Önemli bir haber aslında. En son attık. Biraz hatalı olmuş olabilir belki en son atmamız ama Microsoft Project X'i duyurdu. Project X ne dedilerseniz hep konuştuğumuz o stream ederek oynanma muhabbetini Microsoft ayağı kendisi. Microsoft bir cloud sistemi üzerine, bulut sistemi üzerine çalışıyor ve Project X ile birlikte mobilde, tablette bilmem nerede Xbox PC oyunlarınızı oynayabilmenizi sağlayacakmış. Evet. Ve kolla. Evet. Farkı o birazcık da. Bluetooth'la telefonunuza Xbox kolunu bağlayabiliyor. Yo olacaksınız benim anladığım kadarıyla. Ben de öyle anladım. Ve bunun da sebep olarak da şey söylemiş. Hani mobil cihazlar üzerinde sonuç itibariyle. Evet. Yani tuşlarda vesaire çok daha farklı gereksinimlere ihtiyaç duyuyor. Yapımcı da yapamaz yani. O mobile şimdi Assassin's Creed Odyssey gibi atıyorum 10 tane 15 tane tuş isteyen oyunu nasıl yapacaksın? Yani çok net. Çok net bir biçimde. Ve yani bayağı da şey özellikle o kısım ya ben de Xbox kolu kullanıyorum. Kol kullanarak oynadığım oyunlarda ve hani adamlar şey tarafında da işte klavye mouse mevzusunda da işte efendime söyleyeyim yani böyle bir hani artık Xbox cihazının PC'ye yaklaştığı, yani bir yandan eleştirdiğimiz bir konu ama objektif olarak baktığınız zaman herkes tarafından her şekilde erişilebilir bir platform yaratmaya çalışıyorlar. Ya, hala tekrar bunu da tabii altını çizeceğim. Tek bir şey kaldı geriye. Oyun. Eksklusif yani. Güzel eksklusif. Hizmet odaklı şu an iş yapıyor. Ya, evet. Bir o işte bir o oyunu görsek hani hadi lan bu çıkıyormuş bu plan. Ya PC'ye de gelecek sana yaptıkları oyun. Xbox'a da gelecek. O ayrı bir muhabbet de. Ya, PlayStation'a yani, gelmiyor olması sonuç itibariyle Microsoft'a kazandırıyor. Microsoft eksklusif. Şu adam sana bu oyunu almak için Windows Game Market. Windows'un bir iğrenç bir tane store'u var ya mağazası. O mağazayı zaten girdirttirebiliyorsa o adam o oyunu yapmış demektir. Half-Life 2'yi Steam'den indirmemiz gibi yani. Ki bunun da Ocak'ta bu arada 2019'da testleri başlıyormuş stream olayı. Ya bu stream olayı artık şakaydı. Gerçek oldu yani. Baya baya hayatımızın içine girdi. Gelecek orada artık. Dönüşü yok. Dönüşü yok. Vallahi heyecan uyandırıyor ya. Bir yandan da böyle bakıyorum bunun maddi karşılığını olur diye. Çünkü şu an bizim için en büyük problem oyunla alakalı maddiyat. O yüzden bekliyoruz göreceğiz. Neyse efendim bugünkü gündem haberlerimiz bu kadar. Kendinize bir görüşmek üzere. Hoşçakalın.